Bu dersimizde transkripsiyon sonrası regülasyondan bahsedeceğiz. Bu durum temel olarak DNA, mesajcı RNA'ya ya da kısaca mRNA'ya kopyalandığında gerçekleşen düzenlemeyi ifade eder arkadaşlar. Buraya sizin için küçük bir şema çizdim. Bu şema size DNA dizisine karşılık gelen bir RNA dizisi ve sonrasında da bir mRNA dizisi olduğunu gösteriyor. Tüm bu farklı renk ve kelimelerin ne anlama geldiklerini de kısaca açıklarsam iyi olacak. DNA, RNA polimerazı tarafından uygun RNA dizisine kopyalandığında, bu RNA dizisi bir takım değişikliklerden geçerek çekirdekten ayrılır ve mesajcı RNA yani mRNA dizisi olarak sitoplazmaya geçer. Şunu unutmayın, bu tür bir değişiklik yalnızca ökaryot hücrelerde gerçekleşir. Ayrıca bu değişiklikler mRNA'yı dengede tutarak proteine dönüşmeden önce erken yıkıma uğramasını engeller. Burada da gördüğümüz üzere DNA, RNA'ya birebir kopyalanır. Burada ise RNA'nın nihayetinde mesajcı RNA'ya dönüşen bölümlerini ve eksonlara dönüşen bu kısa segmentleri görüyoruz. Bunlar protein kodlayan dizilerdir. RNA'nın kodlama yapmayan kısa segmentleri de vardır. Bu, kesilip eklenerek uçları birleştiren segmentlere ise biz intron diyoruz arkadaşlar, intron. Tüm bunlar splisozom denilen büyük moleküler bir yapı tarafından gerçekleştirilir. Splisozom, intronun her iki tarafına da bağlanarak intronun bir çember şeklinde genişlemesine neden olur. Daha sonra intronu ikiye ayırır ve açığa çıkan eksonların iki kesik ucunu birbirine bağlayarak onları bir araya getirir. Hangilerinin ekson, hangilerinin intron olduğunu hatırlamanın kolay bir yolu da var. Ekson çekirdekten çıkar, intron ise çekirdeğin içinde kalır. Tamam mı? Ekson çıkar, intron içinde kalır. Yani eksonlar çıkış anlamına gelir. İngilizce'deki çıkış anlamına gelen kelime neydi arkadaşlar? Exit kelimesi. Belki bu hatırlamanıza yardımcı olabilir. Mesajcı RNA bir takım değişikliklerden geçmiş olsa da henüz çekirdekten ayrılmaya hazır değil. Şimdi de 5 üssü ucu ve 3 üssü uçtaki poli A kuyruğunu yakalamak zorunda. Peki bu bahsettiğim şeyler tam olarak ne anlama geliyor? 5 üssü uç dediğimiz mRNA'nın 5 üssü ucunda gerçekleşen değişikliklerle ilgili. Bu uçların mRNA'daki nükleotid bazlarının fosfat ucu olduğunu hatırlamakta fayda var. 5 üssü ucu belirtmek için F, büyük F harfinin kullanıldığını da görebilirsiniz. mRNA'nın 5 üssü ucu, 3 üssü ucuna doğru sentezi gerçekleştirir. Bu da mRNA'yı yabancı RNA'ları yıkıma uğratan eksonükleazlardan korur. Bu uç aynı zamanda translasyon için ribozomal bağlanmayı teşvik eder ve mRNA'nın nükleer dışa aktarımının regülasyonuna yardımcı olur. Peki 3 üssü uçtaki terminal hidroksil grubuna sahip poli A kuyruğu dediğimizde tam olarak ne kastediyoruz? Poli A kuyruğu, çoklu adenozin monofosfatların veya temel olarak adeonin bazlarının mRNA'nın yarı ömrünü arttırmak ve onu yıkımdan korumak amacıyla eksonükleazlar için bir tampon görevi görecek şekilde eklendiği poliadenilasyonu ifade eder arkadaşlar. Poliadenilasyon. Aslında poli A kuyruğunun amacı temelde mRNA'nın yıkıma uğramasını önleyen, translasyonu destekleyen ve nükleer dışa aktarım regülasyonuna yardımcı olan 5 üssü uç ile oldukça benzerdir. Ayrıca poli A kuyruğu, mesajcı RNA'yı kopyalayan RNA polimerazının transkripsiyonunun sonlandırılmasına da yardımcı olur. Poliadenilasyon, adenozin monofosfatlar gibi adenozin trifosfatı alt katman olarak kullanan poliadenilat polimeraz, poliadenilat polimeraz olarak adlandırılan enzim tarafından tetiklenir ve poli A kuyruğu 250 veya üzeri nükleotid uzunluğa erişene dek devam eder. Yani kısacası 5 üssü uç ve poli A kuyruğu mRNA'nın translasyonunun dengelenmesine yardım eder. Bu anlattığımız kısımdaki en önemli nokta buydu. mRNA başlığını ve kuyruğunu takıp da intronları da uçlarını birleştirdiğinde proteine dönüşmek üzere çekirdekten çıkmaya hazır hale geliyor. Tüm bunlara ek olarak RNA düzenlemesi adı verilen başka bir RNA regülasyon türü daha var. RNA düzenlemesi, RNA molekülünde dizi değişimi ile sonuçlanan ve çeşitli enzimler tarafından katalize edilen bir süreçtir. RNA düzenlemesi çok yaygın değildir ve bu aktivite, düzenlenmiş RNA molekülü içindeki nükleotidlerin eklenmesini, çıkarılmasını ve baz ikamesini içerebilir. Bu enzimlerden birinin adı adenozin deaminazdır. Adenozin deaminaz. Adenozin deaminaz, hidrolitik deaminasyon yoluyla bir mRNA molekülünde spesifik adenozin kalıntılarını inozine dönüştürerek RNA üzerinde etkili olur. Bir diğer RNA düzenleme türü sitozin deaminaz ise sitidin deaminaz yoluyla sitozinin üridine deaminasyonunu sağlayarak RNA üzerine etki eder. Düzenleme sürecinde viral enzimler ve işlevleri hayati değişikliklere uğradığı için bugünlerde yoğun bir şekilde RNA düzenlemesinin bulaşıcı hastalıklarla olan ilgisi araştırılıyor. Bunun transkripsiyon sonrası regülasyon kapsamında ele alabileceğimiz heyecan verici yeni bir kavram olduğunu söyleyebiliriz.